Maniheizm dini, maniheizm temelinde iyi kötü ve karanlık aydınlık gibi karşıt olguların yer aldığı bir dindir. Maniheizm, milattan sonra 3. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Adını kurucusu Mani, den alan bu din Mezopotamya'nın güney kesiminde ortaya çıkmış, zamanla dünyanın dört bir tarafına yayılmıştır. Arsank, Maniheizm dininin kutsal kitabı kabul edilir. Bu dinin kurucusu Mani'nin asıl mesleği ressamlıktır. Bu yüzden bu dini kabul eden toplumlarda resim sanatı gelişmiştir. Örnek verecek olursak bu dinin etkisiyle Uygur devletinde resim sanatı gelişmiştir. Maniciliğin en önemli özelliklerinden biri insan ve hayvan öldürmenin eşit derecede günah sayılmasıdır. Her canlının yaşamını kutsal sayan Manihaizm'de, doğa canlı bir varlık olarak kabul edilirdi bu dinde et yemek ve savaşmak yasaktır. Bu özellik bu dini kabul eden çoğu toplumun savaşçı özelliklerini kaybetmesine yol açmıştır. Maniheizm ışık anlamına gelir, o yüzden Uygur hükümdarlarının isimlerinin başlarına ay veya kün ünvanları verilmiştir. Uygurların hükümdarı Böğü Kağan döneminde Maniheizm dini kabul edilmiştir, bu din Uygurların savaşçı kimliklerini kaybetmelerine neden olmuştur. Maniheizm dini Uygurların yerleşik hayata geçmesinde ve mimari alanda gelişmesinde etkili olmuştur. Bu dinin etkisiyle Uygurlarda birçok tapınak inşa edilmiştir. Uygurların yapmış oldukları saray ve tapınak mimarisi ileri de Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde külliyelerin kaynağını teşkil etmiştir. Ayrıca halkın bu dini öğrenmesi için birçok kitap basılmış. Bu kitapların basımı için de matbaa geliştirilmiştir. Bu tarz bilgilendirici içeriklerin daha çok paylaşılmasını istiyorsanız bu videoyu beğenerek kanalıma destek olabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın.